Merhaba, ben Yeşim Ateşçi. 30 günde yaratıcı yasada 30 güne geldik. Tam 30. gündeyiz ve meydan okumamızın son günü. Ben çok keyifliyim bugün. Meydan okuma benim için çok güzel geçti. Umarım her biriniz için güzel geçmiştir. Bugün yılın da son günü ve son aktivitedeyiz. Bugünkü aktivitenin adı kendi hediyeni yarattı. Biliyorsunuz 30 gün boyunca pek çok farklı yaratıcılıkla ilgili şeyler yaptık. Pek çok şey yarattık. Bugün de yarattığınız bir şeyi aslında belki birisine hediye edebilirsiniz. Belki de bugün bir şey yaratabilirsiniz. Bir hediye yaratmanızı istiyorum. Bu yaratıcılıkta en çok üzerinde durduğum konu tüketmek yerine yaratmak olmuştu. Çünkü çok hızlı ilerliyor hayat artık. Pek teknolojinin de etkisiyle. O yüzden de özellikle bugün tüketmek yerine yaratmayı seçebiliriz. Hediye almak yerine hediye yapmayı seçebiliriz. Yaptığımız şeylerden birine hediye edebiliriz. 2018'in son günü, bu videoyu eş zamanlı yapanlar için, günün enerjisi muazzam. Benim duygularım bugün çok inişli çıkışlı, inanılmaz duygusalım. Çok yoğun hissediyorum. Sadece meydan okumanın dışında günün enerjisinin ne olduğunu düşünüyorum. Duygularımla inanılmaz bir bağlantıdayım. Bol bol da ağladım bu sabah. Çok teşekkür ederim her biriniz için. Çok kıymetli bir 30 gündü. Her gün farklı farklı şeyler yaptık. Demin de dediğim gibi. Size nasıl hizmet etti bu 30 gün? Lütfen yorumlara yazın. Hem YouTube yorumlarına yazın, hem de bu videoyu izliyorsanız herhangi bir sosyal medya üzerinden oraya da yazabilirsiniz. Bana mail atın info@yeshimateshi.com. Bu 30 gün boyunca kendini sevme sanatından da size biraz şeyler yansıtmaya çalıştım. Bazı adımları. Onunla ilgili sorularınız var ise lütfen bana yazın. Mutlulukla cevaplarım her birine. Çok keyifli bir 30 gün için çok çok teşekkür ederim. Her birinize katılımınızdan dolayı. Harika bir yeni yıl olsun. Bol bol yaratacağınız bir 2019 diliyorum her birinize. Sizi çok seviyorum. Kendinizi çok sevin. Görüşmek üzere. Yeni yılda yeni yaratımlarla. Bye bye.